Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte aslında pek çok kişinin aynı sandığı fakat arasında uçurum olan Xiaomi ile Redmi markalar arasındaki temel farklara bakacağız. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere hem bir mağaza açılışı hem de güzel bir indirim haberimiz var. Xiaomi'nin resmi distribütörü olan Evophone yeni yıla indirimlerle girmeyi tercih etti. Bu indirim kampanyası Evophone'un Xiaomi Mi Store mağazalarında geçerli olacak. Peki bu mağazalar hangileri? Forum İstanbul AVM, Forum İstanbul AVM Mi Store, Vadi İstanbul Mi Store, Akasya AVM Mi Store, Optimum AVM Mi Kiosk'ta geçerli olacak yepyeni indirimler var. Bu indirimlerin detaylarını açıklama kısmındaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Fakat esas haberimiz bu değil. Evophone ayrıca Xiaomi hayranlarına özel olarak Instagram sayfasında bir çekiliş düzenliyor. Bu çekilişte Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi hoparlör Mi Band 4, Xiaomi Powerbank ve Redmi AirDots kulaklıklardan bir tanesine sahip olma şansı sizi bekliyor. Çekilişe katılmak da çok basit arkadaşlar. Sadece Mi Store Türkiye hesabını takip etmeniz yeterli. Detaylar açıklama kısmındaki bağlantıda, geç kalmadan hemen katılın ve videomuza devam edin. Şimdi bildiğiniz gibi bu telefon pazarı çok yüksek, böyle çok güzel gaymelerin olduğu bir pazar. Ve bu pazarda büyüyen markalar bir süre sonra kendi markasının karizmasını çizeceğini düşündüğü düşük modeller için ayrı yeni markalar üretiyor. Mesela bu Huawei'nin Honor'ı gibi. İşte bu Redmi ile Xiaomi'nin arasındaki en temel fark aslında bu. Xiaomi de büyüdü. Artık amiral gemilerine kafa tutabilecek telefonlar çıkardı ve bu pazarda hak sahibi oldu. Doğal olarak düşük modelleri çıkarabilmek için yeni bir markaya ihtiyaç duydu. Ne yaptı adamlar? 2013 yılında Redmi'yi ilan etti. Yani biz ilk Redmi'yi 2013 yılında duyduk. Peki bu temel farklar nedir? Gelin başlayalım. 1. Xiaomi amiral gemisini üretir, Redmi ise alternatifini. Şimdi şöyle düşünün, Xiaomi Mi Note 10'la birlikte Samsung'un S11'lerine, Apple'ın bilmem nelerine falan filan kafa tutuyor. Yani pazarda hem segment olarak hem de fiyat olarak bu modellerin yanına yerleştiriyor Note 10 modelini. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Eskiden pazar tek parçaydı ama yüksek model cihazlar satın almak istemeyen veya maddi koşulları nedeniyle bunları alamayan insanlarda ciddi bir pazar payı oluşturdular. İşte burada Xiaomi S11'lerin, Samsung'ların, Apple'ların karşısına koyduğu pahalı telefonuyla değil, bu insanların karşısına Redmi yani düşük modellerle çıkıyor. Tabii ki de bunun sonucu olarak Redmi cihazlar hem donanım anlamında hem de kozmetik anlamında daha düşük modelleri temsil ediyorlar. İkinci maddemiz, Xiaomi Mi marka olan telefonların kameraları Redmi cihazlardan çok daha iyidir. Şimdi burada size bir örnek vereceğim. Megapiksel fotoğrafın kalitesiyle direkt alakalı bir şey değil. Yani 7000 milyar milyon megapikselli bir tane kamera da çıkarsanız iPhone'un işte çok daha düşük megapikselli veya çok daha düşük bir Samsung lensinin gerisinde kalabilir. Çünkü bu megapiksel fotoğraf kalitesiyle direkt alakalı bir şey değil. Ama bu megapiksellerin kullanıcıyı etkileyen bir algı operasyonu vardır arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeliyle birlikte düşük bir model olmasına rağmen 64 megapiksel bir kamerayı piyasaya sürdü. Burada enteresan bir durum var. Bu kamera Samsung tarafından üretildi ve Samsung'un herhangi bir cihazında kullanılmadı. Peki burada Xiaomi neyi test etti? Tabii ki de insanların algısını arkadaşlar. Acaba ben buna 64 megapiksellik bir kamerayı koyarsam benim bu düşük model olan cihazın bu 64 megapiksel öne çıktığı için daha çok satar mı? Bak deneye bakın deneye. Mesela şimdi bu Redmi Note 8 Pro'nun karşısına Xiaomi Mi Note 10'u koyun. Onun da 108 megapiksel kamerası var. Peki adamlar burada yine mi algıyı yönetiyorlar? Valla bana soracak olursanız evet yine algıyı yönetiyorlar. Ama teknik anlamında kağıt üstünde Mi Note 10'un kamerası Note 8 Pro'nun kamerasını tokatlıyor. Bu arada hani yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Megapiksel tabii ki de bir fotoğrafın kalitesini etkileyen bir unsurdur. Ama tek başına değil. Ya bu çok apayrı bir konu da hani yoruma yazabilirsiniz. Hani baştan söyleyeyim dedim ben de. Üçüncü maddemiz, Xiaomi Mi telefonlar Redmi telefonlardan daha kaliteli ve daha sağlam. Şimdi bu sağlamlık meselesi göreceli arkadaşlar. Çünkü Mi cihazlarda cam ekranlar kullanılıyor. Redmi cihazlarda alüminyum alaşım veya plastik mika gibi bir madde kullanılıyor. Şimdi bana soracak olursanız burada Redmi'ler ucuz olmasına göre daha sağlam ve daha dayanıklı oluyorlar çünkü cam değiller. Ben kozmetik anlamda bir değerlendirme yapayım. Xiaomi Mi cihazlarda kullanılan malzemeler Redmi cihazlara göre 6-7 kat daha kaliteli malzemelerdir. Sağlamlığı göreceli. Zaten bize sağlamlık demeyin, bakın titreme geldi bana yine. Dördüncü maddemiz, Xiaomi Mi cihazlar güncellemeleri patır kütür alırken Redmi'ler bekler. Normal olarak arkadaşlar adam düşük model telefonu piyasaya salar, daha sonra onun ROM'uyla bilmem nesiyle uğraşmayı istemez. Ucuz etin yahnisi meselesi yani ki
bence bu maddeyi, bu cümle açıklıyor. Redmi cihazlar kullanıcı deneyimi anlamında internette yapılan araştırmalar, birebir görüşmelerden çıkardığımız subjektif bir sonuç olarak kasma, donma, göçme gibi problemleri daha sık yaşarlar. Ve güncelleme paketlerinde sadece güvenlik kapsamında alırlar. Beşinci maddemiz donanım farklılıkları. Arkadaşlar Xiaomi Mi cihazları donanımları daha günceldir. Redmi'lerin güncel olsa bile daha düşüktür. Hemen bir örnek vereyim sizlere. Xiaomi Mi Note 10 günümüzdeki en güçlü işlemcilerden bir tanesi olan Snapdragon 855'i kullanır. Redmi Note 8 ise Snapdragon 665'i kullanır. Şimdi bu iki işlemci de 2009 yılında çıkmıştır ama performans anlamında inanın 855-665'i biraz tokatlıyor. Şimdi uzun lafı bırak Çağdaş, Sade'de gel diyorsanız geliyorum. Hangisi daha iyi, nasıl karar verebiliriz? Nasıl karar verirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle. Hangisine paranız yetiyorsa o en iyisidir. Kalan teferruata fazla takılmayın. Ama mesela ekonomik anlamda ille de bir Xiaomi cihaz istiyorsanız, atıyorum Mi Note 10'a paranız yetiyorken ve sizi sarsmayacaksa da Note 8'i tercih etmeyin. Temel kriter para arkadaşlar. Cebinizdeki para yetiyorsa ve ben illa bir Xiaomi cihaz alacağım diyorsanız, para yetiyorsa Xiaomi alın, yetmiyorsa Redmi alın, ikisine de yetmiyorsa Vestel alın. Yani bu iş biraz parayla ilgili. Diyorum ve videomuzu kapatıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi ve Redmi cihaz arasındaki temel farklılıklara baktık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca şurada bir anket hazırladım arkadaşlar. Eğer bir Xiaomi cihaz kullanacak olsanız Redmi mi alırdınız yoksa Mi mi alırdınız, merak ediyorum beğenilerinizi falan filan gibi unsurları. Artık videomuz son buldu arkadaşlar. Aklınızda bir şey varsa yorum bölümünden bizlere belirtebilirsiniz. Bu arada 3 milyon abone olmak üzereyiz. Şurada abone ol butonuna on tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantı tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.